Efendim bugün 10 Nisan Cuma, verileri değerlendirmeye devam ediyoruz. Her gün sabah yaptığımız ilk iş, önce mailleri yanıtlamak, arkasından verileri tekrar gözden geçirmek. Zaman zaman bunları detaylandırıyoruz. Söz konusu videonun sonrasında bunları grafik olarak ayrıca bir sunum olarak izleyeceksiniz. Verilerin analizini elimizde olan bütün verileri katarak, bakanlığın resmi verileri gün be gün şeklinde tekrar grafiklerin içerisine yerleştiriyoruz. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo hastaların sayı artış var ama hasta sayısının artışı bizde can kaybı olarak bir değişiklik göstermiyor. Batı ülkelerine baktığınızda özellikle hastalık konusunda sıkıntı yaşadığını bildiğiniz ülkeler hasta sayısında artışla can kayıpları arasında bir paralellik buldular. Bu şu anlama geliyor bizim ülkemizde biz hastalığı iyi kontrol ediyoruz. Mevcut halde baktığınızda insanlar sosyal izolasyonu sürdürüyor yani evlerindeler Zaman zaman ihtiyaçları çerçevesinde dışarı çıkıyorlar. Bunda da önlemleri alıyorlar. Maske, mesafenin korunması, kapalı alana çok fazla kişinin girmemesi gibi. O nedenle vaka sayısındaki artış günlük 4000 seviyesini öyle ya da böyle koruyor ve lineer seyrediyor. Yani bir üstel artış söz konusu değil. Can kayıplarına baktığınızda da grafik yatağı çiziyor. Yani günlük can kaybı sayısı öyle ya da böyle belli bir sabitlik içerisinde devam ediyor. Fakat sizin bunu yansıtma biçiminiz karşınızdakinin algılamasını etkileyecektir. Siz eğer rakamları üst üste koyup da grafiği o şekilde oluşturursanız o zaman şiddetle artma eğiliminde olan bir eğri göreceksiniz. Yani eğri sert bir biçimde yükselmeye başlayacak ama bunu herhangi bir şey içinde yapabilirsiniz. Yani siz hayattaki herhangi bir konuda Biriken verileri üst üste koyduğunuzda zaten eğrinin artmakta olduğunu bulursunuz. O nedenle analizin gün be gün olarak yapılması, grafiklere de o şekilde yansıtılması gerekiyor. Bizim için şu an sorun tamam kontrolümüz var ama mevcut olağanüstü hali nasıl ve ne süre içerisinde sonlandıracağız? Doğrusunu isterseniz bu konudaki görüşler biraz çelişkili bir süre daha garanti olsun diye uzatmak eğiliminde olanlar var. Başka ülkelere baktığınızda bunu kontrollü olarak azaltanlar var. Yani günlük yaşamlarını bir şekilde basamak basamak normale çekenler. Bizim hangi yolu izleyeceğimizi önümüzdeki günlerin verileri ortaya koyacak. Şu ana kadar olan verilerde bir aylık tablo içerisinde dünyaya göre İyi durumdayız efendim. Burada sağlık çalışanlarının üstüne düşenleri yapmış olmalarını bir kenara koyuyoruz ama özellikle vatandaşların onlara yapılan uyarıları dikkate almaları da önemli rol oynuyor. Verilerin analizini yaparken şunu da lütfen aklınızdan uzak tutmayınız. Öyle ya da böyle evdesiniz, hareketsizsiniz, günlük yaşamınızı Tamam hayat eve sığar ama ev içinde de belli bir düzene oturtacaksınız. Yani zaten evdeyiz diye geç kalmak, geç kalkmak, geç oturmak bunu yapmayınız. Evdeki düzeni belli bir düzen içerisinde, belli bir saatlendirme içerisinde aynen uygulayınız efendim. Bu sizin hem kilo almanızı engelleyecek, hem hareketli kalmanızı sağlayacak, hem de günlük yaşamın rutininden de kopmamanızı sağlayacak. Dışarıya çıkmanız gerekiyorsa elbette çıkacaksınız. Ama dışarının yaşamından kendinizi sosyal olarak, psikolojik olarak uzaklaşmış hissetmeyin. Öyle ya da böyle olağanüstü hal bitince normal günlük yaşamımıza döneceğiz. Ama gördüğüm kadarıyla insanlar daha şimdiden dışarıyı reddetme gibi bir düşünce biçimini belleklerinde oluşturmaya başladılar. Neden derseniz çünkü dışarıda çıktıklarında hareketi göremiyorlar, insanları göremiyorlar. Maskeli insanlar sayı çok az. Hava zaten mevsim normallerinin ötesinde soğuk. O nedenle bir miktar bedbin oluyorlar. Olmayınız efendim. Bundan sonraki kısımdaki rakamları tekrar tekrar gözden geçirin. Gerekiyorsa durdurun bir daha bakın. Zaten bu rakamların hepsine internet üzerinden erişebilirsiniz. Aynı kaynağı kullanıyoruz. Sadece aktarım biçiminin tablonun algılanmasını değiştirebileceğini vurgulamak istiyoruz ve başlangıçtaki değerlendirme. Yani hastalığın Türkiye'deki seyri diğer ülkelerindeki seyrine göre çok ılımlı gidiyor. Bunun böyle devam etmesi için bugünü sürdürün ama dışarıdan kopmadan yaşayın. Teşekkür ederiz efendim. 10 Nisan tarihli değerlendirme videosu. Bu değerlendirme vakaları analiz edecek, diğer konulara değinecek. İlk değineceğimiz konu bu hayvandan bulaşan bir hastalık değil. İnsandan bulaşıyor ama hayvanlardan bulaşmıyor. Hayvanlar taşımıyor. O nedenle lütfen ev hayvanınız varsa sokağa bırakmayınız. Günlük yaşamınızı gezdirme, etme, dışarı çıkartma, köpekleriniz için sürdürünüz. Sayıların ve vakaların analizini Biraz daha detaylı yapmaya çalışacağız. 27 Mart'la başlıyoruz. Vaka sayısı o gün itibariyle 47.823. Beşte bir oranlık vaka saptanması testlere binaen sabit olarak aşağı yukarı devam ediyor. 1 Nisan'a geldiğimizde 14.000 testten 2.000 küsuru yani 7'de 1'i pozitif geliyor. Can kaybı 63%. Vaka sayısı 106.799'a erişmiş. Ve buna dünkü tabloyu eklediğimizde 9 Nisan test sayısı 28.578, 4000 küsur artı pozitif gelmiş. Can kaybı sayısında bir artış var gibi görünüyor 96. Ama bir yandan da taburcu edilenlerin sayısı giderek artmakta. Şimdi bunun medyaya yansımasına baktığınızda vaka sayısını artıyor gösteriyorlar. Burada herhangi bir sorun söz konusu değil. Grafiği nasıl çizdirdikleri, grafiğin görünme biçimi, algıyı doğrudan etkileyecektir. Üst üste eklerseniz bu şekilde bir tablo ama can kayıplarına baktığınızda iyileşme mavi olarak görünüyor. Bu şekilde bir analizin olması mümkün değil. Çünkü normal can kaybını bile üst üste eklerseniz böyle çıkan bir eğri izleyeceksiniz. Oysa bakanlığın en son vermiş olduğu analizde bile vakaların sayısında lineer kısmen bir artış var ama can kayıpları paralel gidiyor. Yurt dışındaki tablo bundan tamamen farklı. Can kayıplarıyla vaka artış hızı birbiriyle ciddi anlamda paralellik gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Onlarla hastalananların belli bir oranı aynı hızla can kaybı ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla geçen videodaki sonuç hala geçerli can kayıpları artsa bile bizde bu yansımıyor. Bizde hastalık artıyor ama can kaybında dünyaya göre bir değişiklik görmüyoruz. Şimdi bu durumun bir analizi gerekiyor. Durum analizinin birkaç noktası var. Bir tanesi şehirlerde hastalığın görülme sıklığındaki farklılık. İkincisi can kayıpları ve yeni vakalar açısından bir analiz. Biz durum analizini daha detaylı yaptık. Vaka sayısını 11 Mart'tan beri verilen bilgiler doğrultusunda ve can kayıpları ve toplam can kaybını da ekledik. Aynı eğriye alıyoruz. Yani vaka sayısı lineer artış ama can kayıplarında stabil bir seyir söz konusu. Dolayısıyla bir açıklama gerekiyor. Genel açıklama henüz yeni başlıyor şeklinde biraz kötümser. Dağ buzdağının tepesi Önceki önerilerin geçerliliği yani bir şekilde bizim bunu geçirmiş olabileceğimiz olasılığı, maske etkisi her neyse. Türkiye haritasında İzmir ve İstanbul ağırlıklı olarak vaka yoğunluğu daha çok görünüyor ama bunda şaşıracak bir şey yok. Kalabalık şehirler, metropoller, kozmopolit alanlar yani kavşak noktalarında vakaların daha sık görülmesi, İstanbul çerçevesinde ise nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde daha fazla görülmesi elbette şaşırtıcı değil. Dolayısıyla bu hastalığın kontrol edilmemesiyle ilgili bir durum değil. Ancak öncesinde sözünü ettiğimiz bu, Aralık ayında bildirilmiş olan akciğer tomografisi, hastalığın daha önce de var olduğuna dair bir kanıtken, bu kez benzer bir değerlendirme Almanya'dan geliyor. The Telegraph'a yansıyan Sonuç, Alman araştırmacılar pek çok kişinin zaten koronavirüse karşı bağışık olabileceğini iddia ediyor. Öyle ya da böyle, bizim durumumuz stabilitesini, sabitliğini koruyor. Bu bir anlamda iyi, yani biz hastalığı kontrol ediyoruz görünüyor. Ama bir yanda da tabii herkesin aklındaki soruyu canlandırıyor. Biz bu önlemleri ne zaman sonlandırmamız gerekiyor? Bilgi bekliyoruz efendim.